Hayır. Rızkını vermediğimiz, veremediğimiz müddetçe ne çocuk ne nüfus isteyemeyiz. Karnını doyuramadığımız, sıhhatini koruyamadığımız, tahsilini temin edemediğimiz her çocuk bu memlekete 100 milyon lazım diyenlerin gözüne onları gaflet uykularından uyandırmak için sokulmuş birer parmaktır. Bize yarın hastanelerini, huzur evlerini, cezaevlerini dolduracak cahil, mesleksiz, serseri 100 milyonun lüzumu yok. Bize insan gibi yaşamak, hayatın nimetlerinden istifade etmek imkanlarına hiç olmazsa bu sakat tedbirleri tavsiye edenler kadar sahip 20 milyon vatandaş daha faydalıdır. Bunun için işi kabuğundan değil, çekirdeğinden ele almak, evvela bu memlekette sefaletle, cehaletle, içtimai müsavatsızlıkla, bilhassa bütün gerçek taraflarla hep birden mücadele etmek lazımdır. Hiçbir içtimai mesele tek başına var olamaz. Hepsi birbirine zincirlene bağlıdır. Zincirin bir halkasını ele alıp üst tarafını unutursak, köylerde 10 çocuk doğurup bilgisizlik, bakımsızlık, sefalet yüzünden ancak ikisini yaşatabilen, anaları sıtmadan, veremden ölen, travmadan kör olan yetişkinleri düşünmeden fazla çocuk doğurmuyoruz da ondan küçük ve geri millet olarak kalıyoruz diye bağırırsak gülünç vaziyete düşmüş oluruz.